Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar tekrardan bu etkinlikli geldi cevherden fazlası bütün yeni oyuncular bu e, etkinliğin peşindeler cevher harcama etkinliği nedir cevherden fazlası hemen cevher harcama etkinliğidir arkadaşlarım o yüzden e, bir isim değişikliği ya 2-3 tane harf bu taraf sağa sola geçmesi herhangi bir şey değiştiremez Abi cevher, harcama cevher harcaması nasıl yapacağız? <laughs> İlk başında ben size böyle bir şey söyleyeyim Bu Her hesaba göre değişir arkadaşlar mesela örnek veriyorum Ben vip9'um cevher harcama gelmiş 50k cevherim var nasıl yapacağım Abicim böyle yeni oyuncular vip9 10 12 13 14'e kadar sürekli bununla stop yani Durmadan bir şekilde bunlar sürekli VIP'ye basmaları gerekiyor. Niye VIP basmamız gerekiyor? Abicim VIP 10 günde bir altın kafa. VIP 12 günde 2 altın kafa. VIP 14 günde 3 tane bedava altın kafa. Her gün 3 tane altın kafa çok fazla bir şekilde. He bazı arkadaşlar diyor ki ben cevher harcama etkinliğinden VIP'ye basmam. O zaman giderim bu e, 50k cevherle 25 tane altın kafa alacağım. Burada da e, bir 7, 7K cevher harcamarken 5 tane veriyorum. Bir de 8 veriyor 25K. 13 e, tane de buradan alıyorum. 26 tane de buradan alıyorum. 50 tane altın kafa olacak. Tabii ki arkadaşlar bu da olabilir. Ama böyle bir şey var. Siz bu oyunu uzun vadeli oynuyorsunuz. Yani 1 sene, 2 sene, 3 sene. Siz böyle düşünün. Bir seferinde ayda 26 tane kafa almak, 46 e, tane kafa almak mantıklı mı? Yoksa ee, pardon 46 diyorum 52 tane altın kafa 51 tane yani daha doğrusu 51 tane altın kafa mantıklı mı yoksa Bir sene boyunca her gün 3 tane altın kafa böyle bir düşünme düşünmek zorundasınız yani ben desem ki e, Abi ben her cevher harcamadan 50k'ye direkt altın kafa alırım buradan da 26 tane kafa alırım e, bitti gitti artık daha bir şey olamaz ama siz neler kaybediyorsunuz? Mesela örnek veriyorum abicim ben VIP 17'yim her günde her zamanda ben bunları yaptım. Ee, VIP 8, VIP 9'um mesela burada altın kafa alamıyorum. VIP 10 olacağım hem altın kafa alıyorum hem inşa hızımı alıyorum hem eğitim hızımın buffları daha yükselir. Arkadaşlar VIP 11'de mesela abi altın kafa aynı, aynı, altın kafa niye yapayım ki? Ama VIP 11'i bitirmeden VIP 12 olamazsınız ve her gün iki tane altın kafa alamıyorsunuz eylem puan dolu mu bilmiyorum araştırma hızı kıta savunmasını bu buffları hepsini alıyorsunuz vip 13'te hastane kapasitesi birlik sağlığı gün batımı ee, e, tabii ki bu ücretsiz deneme hakkını 5 tane yükseltiyor bu da bir şey değil aslında ama vip 14 en önemlisi vip 14'te her gün 3 tane altın kafa bedava mı gelecek yani siz vip 10 iken ee, vip 10 iken bütün etkinlikleri yaparken 6 ayda bir komutanı fullenirken ya 6 ay değil 9 ayda bir komutanı fullenirken ben burada VIP 14 olduğum süreçte işte, 3 ayda yaparım. Niye? Çünkü 3 katını. Sen VIP 10'sun günde bir tane altın kafa alıyorsun. Ben 3 tane altın kafa alıyorum VIP 14'ten. O yüzden böyle düşünün. Eğer ki siz bir komutanı 9 ayda fullersiniz. Bütün etkinlikleri oynarsınız. Ben 3 ayda fulllerim. Eğer ki sürekli VIP 14 olursam 1222 gün. Ben 1000 gündü VIP 14'üm. 1000 gün VIP 14'tim yani 3000 altın kafa neredeyse 3-4 tane komutan Ben fullemişim sadece VIP'nin yüzünden Yani böyle düşünün Ben uzun vadeli oynayacağım 4000 4 tane komutan fullemek e, Yani e, 2800 hala 4 tane de değil 4.5 komutan ben fulledim Sadece VIP'nin sayesinde Peki bu komutanlar bedava mı gelecek ya bu komutanlar boş boşuna mı fulleniyor yok arkadaşlarım Bunları hepsini altın kafayı bu kolay kolay bulamazsınız. O yüzden bunları unutmasın. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bu sadece VIP 14 olmayan arkadaşlara böyle geçerli. Abi ben VIP 14'üm 38 milyon bir oyuncuyum. Eee T5 açmaya düşünüyorum. Cevher harcamada neler yapacağım? Abicim siz VIP 14'sünüz. 38 milyon, 39-40 milyon bir hesaptasınız e, ee, VIP e, de cevher harcamayı ne yapacağım? Abicim bunun e, bir e, şeyleri var yani. Bir e, çeçeveleri var. Bir kanunları var. Sen T5'i açmak istiyorsan tabii ki burada gözletme külesi 25 olması lazım. Ya hisar 25 olması lazım. Hisarı 25 yapmak için sözleşme kitap alman lazım arkadaşım. Sözleşme kitabla pahalı. Ama bunu sürekli kafayı Basarken ya sürekli ee, Barbar kaleleri Keserken elde edemezsiniz O kadar kolay o yüzden Cevher harcama geldi ben de t5 açmak istiyorum Burada sözleşme kitabı Satın alabiliyorsunuz Ya bilmiyorum ben 25 milyon 23 milyonum Belediye binamı 25 seviye yapmak istiyorum Bir sürü binalarımı 25 seviye yapmak istiyorum ya yani T5'imi açmak istiyorum tekrardan ustanın şablonu alabilirsiniz. Çünkü her hesapta 8, 9, 10 tane ustanın şablonu T5'i açmak için gerekiyor. Niye T5'i açmak için Hisar 25, Akademi 25 yani bütün binalardan bunlardan bir tanesi 25, Taş Ocağı 25, Hastane 25 bu binalar hepsi 25 ve bunları 25 yapmak için bir eee Item istiyor yani ustanın şablonu istiyor niye bu bir oyunun kuralı tanesi de 2000. Ben diyelim ki ben tb açacağım bu hafta. E, cevher harcama gelmiş. 50k cevherim var. Kaç tane şablonum ihtiyacım var? 8 tane mesela örnek veriyorum. Ben bilmiyorum tam hatırlamıyorum da o kadar uzun bir süre oldu. 8 tanesi alırım. 8 tanesi alırım. 6 tanesi alırım cevher harcamadan. Hem bunu aldım. Hem altın kafamı aldım. Hem de VIP 14'ün bir sıkıntım yok. Bu da sizin T5'lere yakın. Bir e, oyuncular için bu cevher harcama böyle olacak. Yeni oyuncular e, bir soru daha var. Yeni oyuncular sürekli ABSG çarkısı geldi cevher harcama geldi. Tabii ki bunlar birbirine denk gelmiyorlar. Neredeyse %99'da gelmiyor. Böyle %1000'de bir e, belki denk gelecek e, çarkı oynamak istiyoruz. Mantıklı mı? Yok arkadaşım. Bu cevher harcamaya da siz VIP 14 olmadan sakınma sakın çark oynamayın çark oynamak cevher harcamaktan gerçekten çok çok Zararlı çıkacaksınız Tabii ki 50 kere çevirme yapacaksınız hız gelecek kaynağı gelecek altın kafa gelecek bir komutan çağıracaksınız ama bu Uzun vadede size zarara Sokar Arkadaşlar bunu unutmayın O yüzden lütfen yeni oyuncular herhangi bir şekilde VIP 16 VIP 15 olmadan herhangi bir şekilde çarkının Yakına bile geçmeyin bu sizin için zarar olacak. 70 k, 80 k, 100 kalık cevherlerinizi veriyorsunuz, 30 kafa gelecek, 35-40 tane kafa gelecek ve ata 50 tane gelsin, 100 tane bile gelse sizin için karlı değil. Çünkü çok şey kaybedersiniz. Bir şeyler elde edeceksiniz ama çok şeyi de kaybediyorsunuz ve bu kaybetmeyi e, hiç göze alamazsınız arkadaşlar. O yüzden lütfen yeni oyuncular çarkı unutun çark unutun. Bilmiyorum ben T5 açacağım şimdiden hisarı 25 seviye yapmak istiyorum ilk günden beri unutun. Çünkü bunu zamanda 38 milyona geldiğin süreçte işte, siz burada hisarı 25 seviye yapmaya karar verebilirsiniz. Yoksa ilk günden bunlar olamaz. Ya bilmiyorum gözletme külesini abi ben basarım basarım. Abi her kahve kadar pre kahve siz eğer ki en ufak bir şekilde e, prekaya kadar yağmacı kesersiniz. Burada bu gözletme külesi kesinlikle gelecek. Sakın ve sakın bu gözletme külesi için bir tane bile cevher basmayın. Ben basmadım. Ben sözleşme kitaba bastım. Başka bir şey de basmadım. Bu da yanlış. Keşke yapmasaydım. ve zaten uzun vadeli bir şekilde T4 oynadım. Daha yeni yeni T5'lere böyle farm hesaplarım fazla olduğu T5'lere başladım. Yoksa hep T4 ile oynadım. Hiç de bir farkı yoktu. Be. Yani fark var tabii ki benim kaynağım fazlayken bir şekilde bir sıkıntı çıkartmadı. Peki benim gibi bir oyuncu ne yapacak? Benim gibi bir oyuncu 58k cevherim var ne yapacağım? Abi ben bir savaşçıyım artık t5'im açık ekipmanım zaten 5 setim var ee, yumurta etkinliği oynuyor muyum? Oynarım tabii ki ee, o yüzden ben e, daha <laughs> düzgün bir şekilde ya daha mantıklı bir şekilde e, yapmaya çalışırım. Yani o nasıl olacak arkadaşım? Çok basit bir şekilde VIP 17'yim ben VIP 18 olmaya karar verdim. O yoldan gideceğim. O yolu gitmek için elimden geleni en iyisini yapmaya zorundayım. O yüzden arkadaşım ben geleceğim. Bakalım savaşacak mekaniklerim ya savaşacak şeylerim var mı? Bir ay daha bir sürem var. Bir ay daha süre varken savaşlar başlarken. Burada bunlar en azından yeterli. 27 tane %52 ta kapasitesi var. Tabii ki bu da benim için yeterli olmadı da. Ya bu cevir harcam etkinliklerden burada dükkandan bazen indirime denk geliyor. Yükta kapasitesi 1500. Cevir harcamadan çat diye alırım. Ama şu an böyle bir şeye ihtiyacım yok. Peki ne yapacağım? Ben daha VIP 17'yim. Yumurta da oynuyorum. Yumurta da oynuyorum. Her şeyden oynuyorum. Ama arkadaşım benim şu an bir şey unutmamam lazım. VIP 18'i unutmamam lazım. VIP 18 gerçekten benim için çok önemli. Niye önemli arkadaşım? O series liglere ben giremiyorum. Niye? Çünkü herkes VIP 18 olması lazım. Kontanlar herhangi bir şekilde burada bufflar, birim kapasitesi var. E e, ee, iyileştirme kaynak maliyeti var. Bunlar gerçekten çok önemli. Özellikle de burada birim kapasitesi %15 gerçekten önemli. O yüzden ben hala ve hala bunun taraftarıyım. Ne kadar da VIP'im yükselirse de yine de ben 25 gami direkt buradan 1, 2, 3, 4, 5, 25 gami ben direkt cevher harcamadan VIP'ime basarım. Bunun da basması nedeni ya sebebi çok belli. Ben oyunu uzun vadeli oynuyorum kısa vadeli oynamak istiyorsam tabii ki bunu istediğim şekilde cevher harcamadan yumurta etkinliği gelecek çarptı gelecek çarptı gelecek, gelecek yaparım. Ama ben uzun vadeli oynamak istiyorsam bunları yapacağım. O yüzden ben yaptım ve bütün hem 13 kafamı aldım hem VIP'mi yükselttim ve bu VIP yolu gerçekten çok önemli. 1072 bin, 1 milyon 72 bin bir VIP'im var daha VIP 18'e kadar. Bununla gerçekten uzun bir yol. Yani yarın da 25k daha basarım 1050k, 1 milyon 50k alacak. Sonraki VIP e, cevher harcamadan 50k daha basarım. Böyle 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 carcurt gelecek VIP 18 olacağım. VIP 18 olduktan sonra artık ben her şeyi yapabiliyorum çünkü bu oyunda da bir kurallar var VIP 18 var daha e, Konuşacak şeyler buydu, bu, bu var mesela VIP 19 gelme ihtimali var VIP 19 gelirse de 4 tane altın kafa verirse ben VIP 19 olmasam kafayı yerim O derecede yani o şekilde ben Bir şeyi düşünmem lazım Lütfen yanlış anlamayın o yüzden bir şeyler yapmak istiyorsunuz kesinlikle uzun vadeli bakın Ve ona göre bir kararlar verin ben şu an hiçbir şekilde bir sıkıntım yok cevherim biterse de cevher topluyorum zaten ya e, bir şeyler yapacağım e, bunları düzeltirim ama VIP'im düşük kaldı komutanım kalmadı benim komutanım olsa da olmasa da ne farkı var ki komutanım var He, benim komutanım yok yine de eski eksik komutanla çıkacağım ama yapacağım 579 tane altın kafam var burada ne, kafaya ne ihtiyacım var ki kafaya ihtiyacım yok ekipmana ihtiyacım var mı ekipmana herkes ihtiyacı var tabi ki ama ben rally lider değilim sonuç olarak ben rally lider değilim ben garnizon değilim ben bir tane açık alan bir piyadeci bir oyuncuyum. O yüzden materyalimi her şeyimi toplarım elimden geldikçe ekipmanımı yükseltirim. Kötü bir ekipmanım yok bir free to play olarak herhangi bir şekilde de bunu kabul edemiyorum. Ama sonuç olarak benim böyle bir hesaba sahip olduğum zaman da yine de VIP'ma yatırdım. Hoy bir milyon kaldı e, bir milyon kalsın bu sefer 50k bir sefer daha 50k bir sefer daha 50k o oldu 700k o oldu 600k. 5 kere 6 kere daha böyle olacak. 6 ay sonra 7 ay sonra ben VIP 18 olacağım. O zaman ne olacak? O zaman kim beni tutar? O zaman gelirim bütün cevherlerimi direkt çat 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 çat. Full artı full yumurta oynuyorum. Materyal alacağım ya herhangi bir şey. Şu an ben materyali yükseltmek bilmiyorum. Ee, bazı arkadaşlar gelecek şimdi derler ki bana. E, ekipman seviyelerini yükselt. E, ben ekipman seviyesi de yükseltirsem ne kadar? Zaten bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Ben bu kadarı yükselttim. Bundan sonrası ya Allah'a emanet. Ne olacaksa olsun sonrasında düşünürüz. Şu an bu kadar, bu kadar da bana yeterli. Bilmiyorum ikinci setimi düzeltiyorum, düzelttim. Üçüncü düzelttim, düzelttim. 4. düzelttim, düzelttim. 5. mi düzelttim, düzelttim. Bitti. Bundan sonrası da yok. Zaten bundan sonrası da VIP 18 olduktan sonra bazı şeyleri düşüneceğim arkadaşlar. O yüzden siz de böyle mantıklı olmaktan karar verin, mantıklı bir şekilde oynamak istiyorsanız tabii ki böyle bir şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. Yok kısa vadeli istiyorum, istediğiniz kadar. İstediğiniz şekilde cevherlerinizi harcayabilirsiniz ama bunu unutmayın VIP 10, 12, 14 en önemlisi VIP 18'de tabii ki bizim gibi e, Yüksek seviyede oynamak oyuncular her zaman VIP 18 hedefleri arkadaşlar Hatta birisini deseniz ki e, hesap satın alacaksın A, Hesap satın alacağım abi ama VIP 18 olması lazım Niye? VIP 18 gözü güzel değil Daha fazla bir şekilde daha verimli bir şekilde hesabınıza sahip çıkacak Ve bir hesabın değerini sadece VIP gösterir ve ekipman bunu da unutmayın. Arkadaşlar bu cevher harcamada da bitti. Yarın da aynı şekilde 25 kan ben basacağım. Ve ee, bitecek. Umarım bu video sizin için faydalı olmuş olabilir. Eğer ki falda olduysa bir beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın ne kadar haklı olduğumu. E, bildirim ya zili de açın. E, yeni videolarımız gelecek. Artık bomba gibi sizin yanınızdayım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.